Sonunda gezime başladım. Ve uçaktayım. Size yüzüklerimi de anlatayım. Rusya'dan aldığım yüzük. Bu da Ürdün'den aldığım yüzük. İnşallah şuraya ya da şuraya Seul'u da yapıştıracağım. Teo neydi ya o? Thanos gibi olacağım aynen. Ben şuradayım. Uçak bu şekilde. Ekonomi sınıfı zaten. Şuradan geçelim. Bu kısım da ekonomi sınıfı. Onun bir ilerisi business oluyor zaten. Kötü göstermeye gerek yok. Tip tip bakıyorlar ya. YouTuber olmak ne şeymiş. YouTuber da değiliz ya. Eşyalar konuluyor. Böyle transit uçuşlarda da şey oluyor. Bagaj daha da alınmayıp direkt o da transfer ediliyor diğer uçağa. Bagajı ben Seul'da alacağım. Bagajım da kış şartları gereği biraz ağır. Ama biraz da şey aldım, yanıma yemek falan aldım. Ya Spotify'dan müzikleri indirmeyi unutmuşum ya. Premium'um var ama boş ışıkta kitap da okunmaz. Gerçi ışığı yakabiliyoruz ama yemek yemem lazım. Ya ben bir şeyi çözemedim ya. Şunun ucu kanasını satayım. Nereye sokacağız? Thank you. Can I ask you something? I didn't find a plugin. Oh. Buradaymış. Thank you. Şimdi menümüzde sezon salatası, tavuklu piccata, salçalı tavuk piccata neyse artık. Eti sanırım. Ispanak soslu peynirli bir şey. Opera kek bunu biliyorum. Wine'lar var. Ben alkol almayacağım bir şey kullandığımdan dolayı. Aa Ant-Man de var lan. Onu da izlemedim. Hangisini izleyeyim ya? Rampage izleyeceğim. Dwayne Johnson'ın. Bunu da izlememiştim. Heh, İngilizce alt yazısı var. Tamam, süper. Bezelye, havuç, bir de tavuk var. Bir de ezilmiş patates içinde. Güzel yemek. Ekonomi sınıfı için güzel bence. Burada bir tane çikolata var. Bu sanırım tereyağı bu. Arkadaşlar yemeği bitirdim. Gayet lezzetliydi. Bu arada üçlü koltukta yalnız. Yaklaşık 40 dakika sonra ineceğiz. Kaptan öyle söyledi. Ben bu 4 saat içinde ne yaptım? Film izledim 2 tane. Draken filmlerini izledim. İngilizcemi geliştirdim. Saat bitti. Yani yolun üçte biri bitti.
6. Kaldı 3'te 2'si. Doha uçuşu bitti sonunda. Heh, size şey gösterme fırsatım olmamıştı. Business kısmı bu böyle. Muz, muz varmış. Burası Doha International Airport. Hadi bakalım. Oh, enerjim çok yüksek ya. Buraya gelmeden önce bir aksilik yaşamıştım. Moralim bayağı bozulmuştu ama şu an hiçbir sıkıntım kalmadı. İkinci böyle uzun uçuş tecrübem. Daha öncesinde buradan Japonya'ya gitmem kaç saat sürmüştü ya? 10 saat sürmüştü sanırım, aynen. Bu 8 saat şimdi. Yavaş yavaş alışıyorum. Bundan sonra Amerika, Avustralya falan. Uzun uçuşlarla inşallah bir yere gidebilirim. Amerika zaten çok istediğim bir yer. Kore'yi de çok istiyordum. Güzel oldu. Şimdi burada Koreliler de var bayağı. Yani doğru yerde olduğumu anladım. Bayağı koşturdum az önce şey için. Şurayı bulmak için. Bir de konularda biraz pimpiriyim. Koşturdum yani, terledim. For business guests, not yet ready. The bus is not yet ready for business. We're using a separate bus for business. It's not yet ready. We'll make an announcement. Oh. Yeah. Okay. Mr. Burke. Yes. Thank you. Güler yüzlü profesyonel bir ekip. Aynen, bu biraz daha uzunmuş. Hello. Fine, thanks. 51A. Sir, actually you're sitting in here in the window seat, yeah? Wow. Nice. Thank you. Şimdiki uçak yolculuğum en keyiflisi sanırım. Bir önceki videoda dediğim gibi güncel filmler var. Sistem aynı zaten. Sadece yapı değişik. Geldi vallahi. Böyle yürürken sarsıldım uçak. Birkaç kere şey yapamadım. Sonra sarsılmaya başladı. Yapıştırdım. İyi geldi, yemin ediyorum. Şurada birkaç insan da var. Onlar direkt zaten bayılmış gibi yattılar. Ay. Bak, çok güzel bir şey. Yemeği uyan brunch dedikleri böğrü dağıttılar.
dakika önce falan şu formları dağıttılar. İşte gezgin anlaşması, geniş kartı, bir de sağlığa dair bilgileri içeren, doğru bilgileri isteyen 3 tane form. Bunları dolduruyorsunuz. Daha doğrusu ben bunları doldurdum. Öyle gireceğim şeye, ülkeye. Japonya'da da aynısı vardı, böyle vizesiz ülkelerde böyle oluyor. Bak soğukmuş. Doğada hava sıcaktı. Şimdi soğuk. Bir önceki yer bu sağlık durumunu doldurduğum belgeyi aldıkları yerde yukarı bakıp aynen yukarı kameraya baktırttılar böyle. Fotoğraf çektiler sanırım ya da video, anlamadım. İlk defa böyle bir şey burada gördüm. Dur bakalım sıradaki aşamalar ne? 3 tane belge vardı. Biri gitti. Koreliler küçük değil lan. Harbi değil. Benim kadar boyları var gördüğüm kızların az önce. Ben rezervasyonumu yaptırdım buraya gelmeden önce 13 gün. Seul'de kalacağım dedim. Ama Busan'a falan da gideceğim yani, uğraşmak istemem bir şeyle. Belgeyle. Bu belgeleri de belki Busan'a giderim yazdım. Yaptım işte şimdi. Şuradan da çantamı alacağım. Çantamı da aldım. Ama hep en son benimkisi çıkıyor ya. Thank you. Oh, sonunda eve dönüyorum. Mutluyum. Çok güzel bir 13 gün geçirdim. İlk 4 gününü saymazsak. İlk 4 gününü saymayalım hatta, çünkü ilk 4 günü kötüydü ya. Bir takım sağlık sorunları yaşadım. Onları atlatmam uzun sürdü. Hava çok soğuktu. Ve yaşadığım bu sindirimsel sorunlar bana biraz pahalıya mal oldu. Çünkü güzel yemekler yemem gerekiyordu. Yemek araştırdım. Bu bana zamana biraz mal oldu. Ama güzel oldu ya. Keyif aldım. Korelileri çok sevdim. Korelilere dair ekstra bir video yapacağım. Şimdi burada anlatmayacağım. Çünkü uçak kalkacak birazdan. Hareket ediyoruz. Incheon Havalimanı'ndan. Ve çok şanslıyım. Yanımda onunla biraz muhabbet ettik işte. Yaptığım işten bahsettim. Gezinin amacını anlattım falan. Hoşuna gitti ve uçağa binmeden önce canlı yayın yapmıştım. Canlı yayında insanların sorularını yanıtlıyordum ve herkes Koreliler işte Türkleri seviyor mu, Türklere saygı duyuyor mu falan diye soruyordu. Benim de ilk sorduğum şey bu oldu yani çocuğa. Hani o
kadar çok sordular ki bana sorma ihtiyacı hissettim. Sordum. Aldığım cevap Türkleri bilmiyorum dedi. Daha önce İstanbul, Kapadokya ve Antalya'da bulundum dedi ama iş içinde dedi. Daha doğrusu iş için değil ya, çok kısa süreliğine bulunmuş, pardon, gezi için bulunmuş. Ama Türkler hakkında çok fazla bir şey bilmiyorum dedi. Amerika'da okumuş zaten. Hani bu kadar iyi İngilizce bilmesinin tek sebebi o yani. Çünkü Koreliler gerçekten İngilizce bilmiyor. Doğru düzgün. Bizden halliceler. Ne kadar uçuş yapacağım burada yazıyor. 10.5 saat. Güzel. 10.5 saat ne yapacağız burada ya? Zaten bir önceki buraya geliş videomda ekranı biraz açıklamıştım. Kur'an var, çocuklar için ayrı bir bölüm var, eğlence bölümü var, güzel filmler var çünkü yakın zamanda çıkmış filmleri eklemişler ve İngilizce altyazısı da var. Hoş. Zaten şeyden de bahsediyor. Umarım harita vardır. Öncekilerinde yoktu. Al, harita da var mis gibi abi. Uçuş başladığında burada hoppa gösteriyor nereye gittiğini. Yani olsun. Beijing üzerinden uçacağız yüksek bir ihtimalle. Çünkü bir önceki söyleydi. Beijing'den böyle İslamabad falan gidiyordu. Şu an yerdeyiz. Hala kalkış yapmadık. Şimdi kalkıyor. Hadi bakalım. Hareketleniyoruz. Bak kalkarken gittim. Değişmeyecek. Bu arada ben şunu halledeyim. Enter. Kalkınca belirteceğim. Devasa metal yığını nasıl uçuyor ya? Kalktık. Arkadan gelen ses çok komik. Kalktık. Kalktı. Oturduğum numarayı söyleyeyim mi? 31A. Evet. Şimdi seçim yapabilirim. Bu arada saat 12.50 olması lazım. Erken burada güne başladım ben Türkiye'ye göre. Çünkü hala şu an Türkiye'de 28 Ocak, burada 29 Ocak. Saat 1 olması lazım. Çünkü 12.35'te kalkacaktı. Biraz geç olmuştu. Aynen şu an 1 falandır saat. Bir aksilik olmazsa inşallah Türkiye'de 12.50'de olacağım. Bu arada uçakta internet var ha. Aynen. 1 saat ücretsiz. Tüm uçuş $10. Çok iyi değil mi? Ben kullanmıştım bir buraya gelişte. Yani Çin üzerinden işte gönderi paylaşıyorum falan. Ne güzel, anasını satayım. Uçak gelişimdekine göre doluydu. Yani bayağı dolu şu an. Doluydu demeyeyim, dolu şu an. Önceki boş. Arkadaş tam seçim yapıyorum. Anons geliyor ya. Neyse, uçak kalkmadan önce hostesten yemek tavsiyesi de aldım. Kızarmış tavuk çok güzelmiş. Onu önerdi bana. Yemeğim de güzel olacak. Şey var. Pişmiş tavuk var. Mantar soslu. Rigatoni, işte makarnası var, bir de et var, bulgogi. Yes, thank you so much. Do you like some ice for the salad? Huh? Do you like some ice? Yeah, yeah. It's good.
içecek olarak da işte 7-Up var, klasik şeyler var, bira var, Heineken, konyak var, gin, viski falan, her bir şey var. Şöyle göstereyim menüyü. Wines, gin falan filan, bira, konyak, içecekler, sıcak. Güzel, yap. Tatlısını çok seviyorum ya, bağımlısıyım bunların tatlısını. Acayip güzel. Bu arada ben Ant-Man'i izliyorum. Bir saat geçti, uçuş başlayalım. Thank you. Thank you so much. Güzel. Aa, kimchi var. Kimchi yememişti. Yani kimchi. Su var. Falan fistan. Tatlımız, salatamız, bu da yemeğimiz. Şimdi yiyeceğim ya, bir de gece olduğu için ışıkları açmıyorlar. Bu nasıl gözükecek bilmiyorum. İzlediğimde öğreneceğim. Hadi bakalım. Bana afiyet olsun. Arkadaşlar, yemek muazzam. Şu kısım peynir, mantar, eriği galler. Bunlar tavuk, brokoli, bu da turşu gibi bir şey, kimchi şimdi yiyeceğim. Mamma mia yani, muazzam. Yiyeceğim şimdi. Şimdi bir saatlik hakkımı kullanmaya başladım. İnternete bağlandım, bir tane hikaye attım. Saatim var ama olsun, sonrasında normal internetsiz takılmaya devam. Bu arada internet fena değil yani, gerçekten iş görüyor. Lan çok güzel oldu ya. Güzel güzel. Şeye çok üzülüyorum ya, havalimanında internet 70 megabit hızındaydı ve muazzamdı yani ya, gerçekten Güney Kore'nin en çok özleyeceğim şeylerinden biri internet hızı olabilir. Ya çevreyi gösterecektim biraz ama millet uykuya dalmış. Şu an 2 küsür civarında saat. Ben sıkılıyorum, film izliyorum ama sürekli de oturmak iyi değil. Ara sıra ayaklanıyorum, dolanıyorum falan. Yani 10 saat uçuşlar biraz böyle oluyor ama. 8 saat kalmış. Yani işte can sıkıntısını yenmek gerekiyor işte. O yüzden de bir sürü film koymuşlar buraya, eğlenecek şeyler yapmışlar, internet koymuşlar. Harbiden çok sıkıcı yani, 10 saat uçmak nedir? Bakalım bir sonraki rekorum ne kadar olacak? Geldim sonunda Doha'ya. Uçağım 7.40'taymış. Yani çoğu bitti, az kaldı. Bu havalimanlarında da ne lüks araçlar var ya. Baksana. Lamborghini. Lüks araçlar. McLaren. Artık gidiyorum İstanbul'a. Yaşasın. Bu sefer yerim burası.
kişilik. Mis. Yine kanat anasını satayım. Geziydi ama be, 13 gün. 30 saat uçtum şu biletlerle ya. 30 saat uçtum. 30 saat havada geçirdim. Gidiş dönüş.